Selamünaleyküm değerli aziz kardeşlerim ve bütün dünyadaki Doğu Türkistanlık ve dünyadaki bütün İslam alemi ve Türk alemi kardeşlerime Allah'ın selamı sizlerin üzerinize olsun. Ben bugün burada Doğu Türkistan'da yaşayan anne babam, akrabalarım hakkında şahitlik vermek istiyorum. Benim ismim Obul Kasım Mahmut Seyit Ahmet. Ben kendim şu an Finlandiya'da yaşıyorum. Benim babam, annem ve akrabalarım, kardeşlerim hepsi vatanımız Doğu Türkistan'ın Kaşgar'a bağlı Yarkent şehrinde yaşıyor. Babam Mahmut Seyit Ahmet, yaşı 80'den aşkan. Annem adı Aygül Kadir, yaşı 70'den aşkan. 2014'te Türkiye'ye gelmişti. Ben vatanımdan, Doğu Türkistan'dan ayrıldıktan 18 sene sonra Türkiye'de görüşmeye nasip olmuştu. Buradan gittikten sonra 2017'de ikinci aydan sonra hiçbir haber alamıyorum. Ve ondan sonra kız kardeşlerim ve iki erkek kardeşim var. Kız kardeşlerimdeki hocaları ve çocukları bunlardan da hiç haber yok, alamıyorum. Kız kardeşimin büyüğünün ismi Ayşegül Mahmut Seyit Ahmet ve onun küçüğü Aminegül Mahmut Seyit Ahmet, Bukhudicem Mahmut Seyit Ahmet ve onun çocukları ve hocalarından haber yok. İki erkek kardeşinden bir tanesinin ölü haberini aldım. Bir tanesinden şu ana kadar hiçbir haber alamıyorum. Yani annem ve babam tarafından yani toplam 100'den fazla kişiden hiçbir haber yok. Diğerleriz kardeşlerim. Çin Komünist Rus Devleti şu an Doğu Türkistan'da gerçekten bir insani suç işliyor. Yani bütün insanlığa, dillara ve insan hakları, kişilik hukuk, yani orada yaşamış Doğu Türkistan'ın gerçek sahibi olan Uygur, Kazak, Kırgız ve bütün Türk toplumuna orada bir savaş açmış durumda, orada bir temizlik, soykırım yapıyor. Ben buradan bütün dünyadaki insanlığa ve Müslümanlara ve İslam alemine ve Türk alemine şunu demek istiyorum. Kardeşlerim, bu sadece biz Doğu Türkistanlılarının davası değildir. Yani Türksiniz, biz Türk'üz. Müslümansınız, biz de Müslümanız. İnsansınız, biz de insanız. Yani Doğu Türkistan davası hiçbir din, hiçbir irk, hiçbir şey ayırmadan bütün insanlık davasıdır. Burada insanlık ölüyor. Onun için ben bütün insanlık dünyasına bize sahip çıkmamızı rica ediyorum. Yani buradan kardeşimiz Mesut Özel, buna da teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta 60 sosyal medyada 60 Twitter ve Instagram, Facebook sayfasındaki bu yaptı. Zalimin karşısında susmadı. Bu hareketinden dolayı bütün Doğu Türkistanlık adına teşekkür ederim. Bütün Avrupa'daki Türk kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Ve Türkiye'deki bütün Türkiye devleti yöneticileri ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşlarından da Allah razı olsun. Ve Avrupa'daki bütün bizim yanımızda her zaman olan yürüyüşlerimizde bizimki maddi ve manevi her cihette bizi destek olan, davamızın yanında olan bütün Türk kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bugün bana bu şahitlik konusunda, bana bu Uygur TV'de yer ayırdığı için Uygur TV yöneticileri ve çalışanlara da teşekkür ederim. Ve cümleden Uygur TV kurucusu Abdülcelil Karakaş Efendime çin kalbimden teşekkür ederim. Senelerce bu hizmeti yapıyorlar. Allah ve yardımcısı olsun. İnşallah biz Doğu Türkistan'ın bir gün bağımsız olacağı cin kalbimizden, imanımızdan, gönülden inanıyoruz. İnşallah Doğu Türkistan halkı erkin, hür, azat olacak. İnşallah pat yakında bağımsız, inşallah Doğu Türkistan devletini kuracağız. İnşallah şu devlet kurulan kadar Doğu Türkistan halkı özgürlük, hürlük, bağımsızlığını alan kadar, tek bir Uygur Doğu Türkistanlı kalan kadar Çin zalimi, Çin komünist rejiminin karşısında hiçbir zaman baş eğmeyeceğiz. Bu davada biz haklıyız. O toprak bizim toprağımızdır. Türk toprağıdır. İslam aleminin toprağıdır. O bir Doğu Türkistanlılığının gerçek devletidir. İnşallah biz bu devletimizi kuracağız. Ey Çin komünistleri, senden biz bu intikamını, bu kısasını alacağız. Teşekkür ederim.